Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Listesi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Yaman'ın Ser'den özür dilemesini istiyorsanız, Yaman'ın sonraki hamlesini merak ediyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Dedektif gerçekleri ortaya çıkardıktan sonra İkbal Konak'tan gidecek mi? Seher gerçekleri nasıl öğrenecek? Dedektif olayın hangi kısmını Yaman'a anlatacak? Seher ve Yaman nasıl bir sürpriz bekliyor? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher ve Yaman Yusuf sayesinde artık daha sık bir araya gelecek. Çünkü bu süreçte Yaman Seher'in nasıl biri olduğunu tekrar gördü. Hatta Yaman gerçekleri göremeden Seher'e güvenmeye başladı. Ayrıca Yaman iyice sahte dosyalardan şüphelenmeye başladı. Bunun sonucunda da Yaman gerçeklerin peşini bırakmayacak. Yaman gerçekleri araştırmaya başladıkça pişman olacak. Hatta Yaman'ın aklına Seher'e yaptığı kötülükler gelecek. Yaman kendine neden Seher'e değil de sahte dosyalara güvendiğini soracak. Ama Yaman'ın kendisine verdiği cevap onu pek memnun etmeyecek. Çünkü şimdiye kadar Seher Yaman'a koşulsuz güvenmişti. Yaman kendisinin neden böyle güvensiz biri olduğunu sorgulayacak. Yaman tekrardan geçmişine gidecek. Hatta Yaman bu yıkımı nasıl yaşayacağını bilemeyecek. Ama Seher bu konuda Yaman'a yardımcı olacak. Ayrıca dedektif meselesi de hala çözülmedi. Dedektif gerçekleri Yaman'a anlatacak. Ama Zuhal ve İkbal dedektifi ortadan kaldırmaya çalışsa bile artık geç kaldılar. Çünkü Yaman'ın eline gönderilen belge artık geçti. Zuhal ve İkbal gerçekler ortaya çıkarsa Yaman'ın kendilerine ne yapacağından korkacak. Bundan sonra gerçeklerin ortaya çıkmasıyla tüm düzen alt üst olacak. Dedektif gerçekleri anlatan bir zarfı Yaman adına konağa yollayacak. Seher de bu zarfı görecek ve ne olacağını merak edecek. Seher zarftaki resimleri gördükçe büyük bir yıkım geçirecek. Çünkü Seher Yaman'ın kendisine neden dolayı kötü davrandığını öğrenecek. Ve Seher Yaman'a hesap sorup gerçekleri yüzüne aykıracak. Yaman zarftaki gerçekleri gördüğünde ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü Yaman Seher'e güvenmediğini hatırlayıp pişman olacak. Hatta Yaman'ın hakkında Seher'e yaptığı hakaretler gelecek. Yaman bunları hatırladığında pişman olacak. Tabii Yaman her şeyin sorumlusu olarak Zuhal'i görecek. Bu yüzden Yaman Zuhal'e ağır bir ceza verecek. Yani Yaman Zuhal'e haddini bildirip onu cezalandıracak. Tabii İkbal'in gerçek yüzü hala ortaya çıkmayacak. Bu yüzden İkbal tüm kötülüklerine konaktan devam edecek. Yani İkbal tüm kötülüklerini daha da arttıracak. Çünkü İkbal Kırımlı mirasını tamamen kaybettiğini düşünmektedir. Bu yüzden de bunların solumlusu olarak Seher'i görecek. Artık İkbal Seher'e daha gizliden kötü davranmaya devam edecek. Bir süreliğine daha İkbal'in bu kötülüklerini kimse görmeyecek. Ama sonradan Ziya İkbal'in Seher'e yaptıklarını görecek. Zaten Ziya İkbal'in Seher'in ablasını öldürdüğünü de biliyor. Bunların hepsi üst üste gelince Ziya Yaman'a tüm gerçekleri tek tek anlatacak. İkbal de her zamanki gibi Ziya'nın hastalığını öne sürecek. Hatta İkbal bunların Ziya'nın sarnısı olduğunu belirtecek. Ama Yaman İkbal'e güvenmeyip tüm gerçeklerin peşine düşecek. Bunun sonucunda da Yaman İkbal'i hayatından çıkaracak. Ve Yaman İkbal'den şikayetçi olup tutuklanmasını sağlayacak. Yani artık İkbal sonsuza kadar hapiste kalacak. Çünkü İkbal Seher ve Yaman'a çok büyük kötülükler yaptı. Bu yüzden İkbal yaptığı kötülüklerin cezasını en ağır bir biçimde çekecek. Ayrıca konağa yeni gelen Bahçıvan da İkbal'in kötülüklerini ortaya çıkaracak. Bunların hepsi üst üste gelince Ziya ve Bahçıvan Yaman'a gerçeği anlatacak. Yaman da bunlardan sonra tüm gerçeklerin peşine düşecek. Bunun sonucunda da Yaman İkbal'e hak ettiği cezayı verecek. Ve Yaman İkbal'den şikayetçi olup onun tutuklanmasını sağlayacak. Artık İkbal'in hapiste yaşayacağı zor günler başlayacak. Yaman ise şimdiye kadar hem Seher'e güvenmedi hem de Yaman gerçekleri öğrenene kadar Seher'e bir içmiş gibi davrandı. Tabi bu psikolojik şiddet nedeniyle Seher geçmişi hatırlayıp çok üzülecek. Bu yüzden Seher Yaman'ı affedip affetmeme konusunda bir ikileme girecek. Tabi sonradan Seher Yaman'a duyduğu özleme daha fazla dayanamayacak. Onlar arasındaki umut ışığı yeniden canlanacak. Arif Baba ve Nadire Anne ise Seher için çok üzülecek. Bu yüzden Seher ve Yaman'ı yeniden bir araya getirmeye çalışacaklar. Seher de sonunda dayanamayıp Yaman'ı affedecek. Çünkü Seher, Yusuf'un psikolojisinin daha fazla bozulmasını istemeyecek. Yusuf da Yaman ve Seher'in yeniden bir araya geldiğini görünce mutlu olacak. Böylece sonunda Seher ve Yaman yeniden kavuşacak. Yani Seher ve Yaman'ın destansı aşkı tüm kötülüklerin üstesinden gelecek. Çünkü onların aşkı tüm zorlukları aşacak güçtedir. Bunun sonucunda da Seher ve Yaman'ın arası düzelecek. Hatta Seher ve Yaman aşkı daha da güçlü olacak.
Artık Seher ve Yaman'ın evliliği gerçeğe dönüşecek. Böylece Seher ve Yaman da sonunda yakınlaşacak. İlk başlarda Seher ve Yaman çok güzel günler geçirecek. Çünkü çiftimiz artık kavuşmalarının tadını çıkaracak. Yaman Seher'den bir bebeklerinin olmasını isteyecek. Seher de Yaman'ın evlat sevinci yaşaması için onun bu isteğini yerine getirecek. Sonrasında Seher'de baş dönmesi ve mide bulantıları başlayacak. Seher bunun halsizlikten olduğunu düşünecek. Yaman da Seher'in bu hastalığının neyden kaynaklandığını çözemeyecek. Tam o sırada Seher bir baygınlık geçirecek. Yaman telaşlanıp Seher'i hastaneye yetiştirecek. Seher'in hastaneye yetişmesiyle herkesi büyük bir sürpriz bekliyor olacak. Bu sürpriz de Seher'in hamile olmasıdır. Yaman bu haberi alınca hayatı boyunca mutlu olmadığı kadar mutlu olacak. Çünkü Yaman baba olacağını öğrenince çok sevinecek. Yaman yaşanılan kötü olayları bebek sayesinde unutacak. Seher'in bebeği herkesin hayatını değiştirecek. Bu haberi öğrenen ailede sevinç havası yaşanacak. Bundan sonra hiçbir şey Yaman ve Seher'i ayıramayacak. Selim'in yaptıkları kötülükler onun yanına kalmayacak. Yakında Selim'in gerçek yüzü de ortaya çıkacak. Seher Selim ile artık yollarını ayıracak ve asla bir daha ona güvenmeyecek. Seher Selim'in kendisini rahatsız etmesi üzerine onu polislere şikayet edecek. Selim de bu olanlardan dolayı Yaman'ı sorumlu tutacak. Bunun üzerine Selim Yaman'a zarar vermek isteyecek. Çünkü hatırlarsanız Selim önceki bölümlerde bir konuşma yapmıştı. Selim, Seher'i kim elimden alırsa onun sonunu getireceğim demişti. Seher'in de Selim'i terk etmesi onda büyük bir travmaya neden olacak. Bu yüzden Selim ise artık zorlu günler bekliyor. Büyük ihtimalle ya İkbal Selim'i öldürecek ya da Selim intihar ederek diziye veda edecek. Yani Selim de yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyecek. Ziya ise yakında iyileşecek. İkbal'in hapse girmesiyle Ziya gün geçtikçe iyileşmeye başlayacak. Seher'in çabaları sonucu Ziya korkularını yenecek. Yaman ve Ali'nin kardeş olduğu yakında ortaya çıkacak. Çünkü Arif Baba Ali ve Yaman'ın karşı karşıya geldiğini görecek. Ve Arif Baba Yaman ve Ali'ye kardeş olduğunu söyleyecek. İlk zamanlar ikisi de bu gerçeğe inanmak istemeyecek. Ama sonradan tüm gerçeklere inanmak zorunda kalacaklar. Çünkü Yaman araştırmaları sonucu bu gerçeğe ulaşacak. Yaman gerçeğe ulaşsa da Ali'yi kabullenmeyecek. Çünkü Yaman tüm sorunlarından Ali'yi sorumlu görecek. Bunun sonucunda da Yaman Ali'yi kardeşi olarak benimsemeyecek. Ama sonradan Seher'in desteğiyle Yaman Ali'yi benimsemeyecek ve iki kardeş kavuşacak. Yaman da bu sayede geçmişin ağır yükünden kurtulmuş olacak. Kiraz önümüzdeki bölümlerde kendini yalnız hissedecek. Ali ise ilk başlarda Kiraz'a ne olduğunu anlayamayacak. Sonradan Ali Kiraz'ın neye üzüldüğünü anlayacak. Ali Kiraz'a her zaman onun yanında olacağını dair yemin edecek. Çünkü Ali Kiraz'a sen bana Osman amcanın emanetisin diyecek. Kiraz da bu sözler üzerine çok mutlu olacak. Ayrıca Ali önümüzdeki bölümlerde Kiraz'a aşık olmaya başlayacak. Ali, Kara ve İbrahim'i yakınlaştırmaya çalışırken kendisi Kiraz'a aşık olacak. Ali artık bu aşk acısına dayanamaz hale gelecek. Bunun sonucunda da Ali, Kiraz'a önümüzdeki bölümlerde evlenme teklif edecek. Kiraz ilk başlarda Sultanada'dan dolayı geri adım atacak. Ama kaderin cilvesi onları yeniden bir araya getirmeye çalışacak. Kiraz ilerleyen bölümlerde Ali'ye bir şans tanıyacak. Ali de bu olanları unutacak ve kendisiyle Kiraz için yeni bir sayfa açacak. Ayrıca Kiraz Ali'nin evlenme teklifini kabul edecek. Ali ise sevinçten havalar uçacak. Yani sonunda Kiraz ile Ali de evlenecekler. Peki sizce Yaman bu olaylardan sonra Zuhal ve İkbal'e ne yapmalı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.